Tabii uluslararası standlar açılınca mutlaka ziyaretçilerin kesinlikle dernek başkanları, dernekler çoğaltırlar, katılımı sağlarlar. Bugün 3 gündür burada kendimizi izzat görüyoruz. İstanbul Iğdırlar Kültür ve Dayanışma Derneği Sinan Bayat. Sinan Bayat. Bayat. Sinan Bayat Başkan burada. Başkan 3 gündür buradasınız. Ne kadar insanı buraya davet ettiniz? Davet etme için SMS mi kullandınız? Veya mesaj mı çektiniz? Ne yaptınız yani? Şimdi biz İstanbul Iğdırlar İl Derneği olarak davet olarak gerek mail yoluyla, gerekse SMS yoluyla, gerekse sosyal medya üzerinden bütün Iğdırlara ve bunun dışında Kars, Ardahan olmak üzere bütün bölge insanını davet ettik buraya. Ben öncelikle Iğdır Valiliğine çok teşekkür ediyorum. Bununla birlikte turizm müdürümüz de başta olmak üzere bütün emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bizim Iğdır'ımızın yöresel ürünleri burada sergilenmekte, tanıtımı yapılmakta. Biz istiyoruz ki bu tür etkinlikler daha çok çoğaltılsın, daha çok yayılsın ki malumunuz İstanbul'da yaşayıp da bölgesine gidemeyen, hasret çeken birçok kişi var. Onlar en azından burada bu ürünlerle, buradaki kendine yakın gördüğü kişilerle, ürünlerle birlikte hasret gidersinler. İnşallah bundan sonraki süreçte de bu tür etkinlikler çoğalır. Peki bundan buradaki Iğdırların kaç tane üyen var derneğin? Bizim şu an itibariyle 1200 tane üyemiz var. Biz istiyoruz ki bu üye sayısı daha da çoğalsın. Ama şöyle bir şey var, hani meselemiz bizim üyelerin niceliksel olarak çoğaltılması değil. Dernek olarak sosyal hayatın içerisinde olup daha çok etkinlikler içerisinde olmak. Mesela örnek vermek gerekirse biz işi artık il derneği olduğumuz için işi sadece belli başlı mesela en başında mevlüt olayından derneklerin biliyorsunuz sadece mevlüt vardır, düğün, cenaze işleri. Biz onun dışına çıkarttık derneğimizi. Biz istiyoruz ki bugün biz Darülceze'ye yardım götürecek kadar büyük bir dernek oldu. Çocuk Esirgeme Kurumu'na yardım götürecek kadar. Bunun dışında bu tür etkinliklerde derneğimize valiliğe katkı sunuyor, destekler veriyor. Biz derneğimizi Allah nasip kısmet ederse yönetici arkadaşlarımızla birlikte Türkiye'deki ilk 1000 dernek arasına sokmayı hedefliyoruz. Burada da tabii sizlerin çok büyük desteği oluyor. Çok teşekkür ediyorum. Sizlerle birlikte Kent Yaşam Gazetesi'nin siyasal birikimin çok büyük katkısı oluyor. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de sağ ol. Teşekkür ederiz.